Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere futbola geri dönüş serüvenimi anlatacağım. Kaza videosu beklediğimizden fazla ilgi gördüğü için futbola geri dönüş videosunu da istediniz. Nasıl geri döneceksin abi, ne zaman futbol oynayacaksın diye bir ton sorular geldi. O soruların yanıtı için bugün bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Çoğu takipçimin bildiği gibi 2,5-3 ay önce bir trafik motor kazası geçirmiştim ve sol ayağım büyük bir şekilde yaralmıştı. Bu süreçte ayağım hiçbir şekilde hareket ettirememiştim yara olduğu için. Hareket ettirmeyince ayağım aşırı derecede güçsüzleşmişti. Hatta diğer ayağıma göre 3-4 santim bir incelme de olmuştu. Bu süreçte dizimi hiç bükemediğim için sonrasında bükmek istediğimde de bükememiştim. Bunun için de fizik tedavi ve spora, esneme hareketlerine ihtiyaç duyuyorduk. Ve ben geçmişimden dolayı sporcu olduğum için fizik tedaviye ihtiyaç duymadım ve bunu kendim başarabileceğime inandım arkadaşlar. Kendime bir strateji belirledim. İlk önce değneklerle bildiğiniz üzere sol ayağımı kullanmadan havada gidiyordum. Yani sadece sağ ayağımla seke seke gidiyordum. Sonrasında değneklerle adım atmaya başladım. Adım ata ata bir tık ayağımı güçlendirdim. Ayağım bir tık güçlendikten sonra sol taraftaki değneği attım. Tek değnekle biraz daha güçlendirdim. 2-3 hafta kadar tek değnekle yürüdüm arkadaşlar. Sonrasında değneği bıraktım. Yavaş yavaş adımlar atmaya başladım. Ama sol ayağım çok güçsüz olduğu için, bükemediğim için kalçadan gidiyordu ve bu durum beni çok rahatsız ediyordu. Ve evde lastik çalışmalarına başladım. Lastik çalışmalarında ayağımı biraz güçlendirdim. Kendimi fitness'a, spora hazır hale getirdim arkadaşlar. Evet, bugün sahadayız. Yanımda Ece Hoca var. Ece Hoca arkadaşlar personal trainer mıydı hocam? Yani özel koç arkadaşlar. Çok iyi idmanlar biliyor. Ayağımı güçlendirmek için kendimi Ece Hoca'ya bırakacağım. Bir ay, iki ay, iki hafta neyse. Ne kadar sürede hocam güçlendirebiliriz ayağımı? Futbol oynamaya başlayabilir miyim 3 haftada falan? Başlarsın. Beslenmem, başlar. Uykum düzenli olursa tabii eğer. Tabii ki, tabii hepsine dikkat edeceksin. Bir hocam işte sol ayak var. Bu ayak 2 ay boyunca hiç hareket ettirmediğim için 3-4 santim kas kaybı oldu ve yürüyemiyordum bile, daha yeni yürümeye başladım, öyle söyleyeyim. Bugün şey yapalım bir, antrenmanlardan önce ilk gün bir deneyelim, şut falan çekeyim, sonra spor salonuna gidelim, ağırlık çalışalım. Bakalım ne kadar eksiğim var, ne kadar antrenman yapmamız gerekiyor, bir ona bakalım, olur mu? Görelim bakalım neler eksik. Görelim bakalım ne kadar bitmişiz arkadaşlar maalesef. Başlayalım mı? Penaltı yapalım mı? Evet, penaltıyla başlayalım. Beşer tane penaltı atayım hocam. Sen de bir bak, eski halimi biliyorsun, bir de şimdiki halimi karşılaştır bakalım. Burak abi sen kaleye geçer misin? Eskiden kaleden kaleye atardım. Şimdi gücüm şuraya yeter herhalde. Bu yani hocam. Güç bu, şu an bu. Bir de burun vurmayı deneyeceğim en güçlü şekilde. Yürü... Ama çalışmaya ihtiyacım var. Aynen hocam. Yürürken bir de şöyle sıkıntılarım var maalesef. Evet, gördüğünüz gibi spora başlamadan öncesi bu şekilde. Şimdi spordaki ilk günümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Hafif bir antrenmanla başlayalım. Evet, spor salonuna geçelim mi hocam? Geçelim. Çok heyecanlıyım hocam. Beni futbol oynamaya başlatman lazım. Bir de önce spor salonunda görelim neler eksik, neler yapabiliriz. Sonra çalışmaya başlayalım. Evet, spor salonuna geçelim. Evet hocam, spor salonuna geldik. Nereden başlayacağız? Önce koşu bandına geçelim. Bir yürüyüş yapalım. Bakalım nasıl, yürüyebiliyor muyuz, ne durumdayız? Aynen, bir de önce koşmayı deneyelim hafif. Hadi geçelim. Vay be, eskiden bunda ne koşardık İrfan abi. Yürürken hocam sol ayağım birazcık şey oluyor. Bükemediğim için şöyle gidiyor. O da beni çok kötü etkiliyor yürürken. Ağırlıkla iki ayaktaki farkı görelim. Biriyle kaç kilo yapabiliyorum maksimum, diğeriyle kaç kilo. Onun için hangi hareket? Evet hocam, açma gelme mi yapacağız şimdi? Bir bakalım açma gelmede ne durumdasın, neler yapabiliyorsun, aynen, ne kadar esnekliğe sahipsin. Esneklik bitti sol ayağımda ama deneyeceğiz. Bir deneyelim. Önce bacakların kapalı durumdayken, evet kapalı durumdayken aşağıya doğru inmeyi bir dene. Ne kadar inebiliyorsun, inme orada kal, bir bekle. Ağrın çok oluyor mu? Sol ayakta oluyor, bağlar geriliyor herhalde. Aç bacaklarını. Sağa gideyim mi be? Açık bir şekilde ortaya in önce. Şimdi bir tarafa doğru gelmeye çalış. Evet. Bu bacağa gel. Bu bacaktayken nasıl hissediyorsun? Ağrı var biraz. Güzel. Şimdi kalktın. Yana doğru. Yana doğru. Hafif bas. Çok zorlamadan. Diğer tarafa. Diğer tarafa. Öbür tarafa gidemeyebilirim. Kıramadığım için. Evet, tamam. Zorlama. Tamam. Güzel. Tamam, okay. Tamam, çok iyi. Yine de alt yapın olduğu için bence gayet iyi durumda. Değil mi? Evet. Yine kötü ama
Kötünün iyisi. Futbol oynamayacak kadar iyi ama yürüyecek kadar. Yani. Aynen. Evet hocam, ağırlıkta kendimi bir önce test etmek istiyorum. Normalde bu şunda 130 kilo falan yapıyordum. Ama şimdi buna girersek üstümüze falan düşebilir kendim denemediğim için. Evet hocam, ağırlığa geldik şu an. Şimdi leg extension hareketinde bir deneme yapalım. Bacağımızı. Normalde bunda en son ağırlığa kadar şey yapıyordum. Şurayı kaç yapalım? Evet, 30 değil miydi? Düşür. 15 mi? Düşür, bir deneyelim. Osmanlı böyle çekmedi. Neyse, tamam, okey. Bence bir deneyelim. Şu anda bacaklar çok güçsüz. Dizi büktüm ya. Hocam şu dizi şu kadar bükebiliyorum. 10 kilo görüyorum, kalkmıyor. Ama şöyle bir şey yaparsa. Bak şimdi, tek ayağa bak. Şey, bu da böyle. Biz i̇şte senin eskini böyle. Biliyoruz değil mi? Evet. Farkı göstermek için yaptım hocam, görüyorsunuz. Şimdi bayağı bayağı bir güçlendirmemiz gerekiyor tekrar futbola dönmem için. Bunun üstünde çok çalışacağımızdan eminim. Aynen. Bir de destek ayağı olduğu için sıkıntılı. Başlasın hocam o zaman serüven. Bakalım nasıl olacak. Antrenmanlara başlayalım, sonra gelişmeyi görelim arkadaşlar. Evet, 3 gün boyunca hafif antrenmanlarla devam ettik. Şu an 4. gündeyiz. Birazcık ağırlık çalışmalarına başlayacağız arkadaşlar yavaştan. Geçelim görelim, çok zorlanacak mıyız. Ece Hoca tempolu yürüyüşle başlattı bizi. Gerçekten evet. Ayağım iyi zorlanıyor hocam şu an. Bence etkisi olacaktır. Aslında biraz daha deniyorum. Bakıyorum ne kadar hızlı olabiliyoruz, ne kadar... Dün çalıştığımız ağırlığın etkisi oldu diye düşünüyorum ben bugün. Kesinlikle, aynen. Tabii ki olacak ama şu anda biraz daha hızlanmak istiyorum açıkçası fakat... Durun hocam, yapmayalım hocam. Bacağının durumundan çok emin değilim. Kaç dakika yapacağız bu yürümeyi bugün? Dakika ideal. Tamam. Zaten uzun zamandır antrenmansızsın ama 10 dakikada yeter çünkü antrenman içeriğimiz de oldukça donanımlı, o yüzden 10 dakika yeter. Tamam. Kaldı 8 dakikamız arkadaşlar. Ben koşuyorum, siz diğer sahneye geçiyorsunuz. Bacak ağırlık çalışmasına başladık. Hafif ağırlıklarla... Evet. Ağrı gelmeye başladı. Bitirelim mi hocam? Olacak, geliştireceğiz yavaştan. Eskiye döneceğiz arkadaşlar. Ne oldu İrfan abi, bizde mescape'li herhalde. Seni de alacağız birazdan buraya ara. Arkadaşlar leg press hareketinin biraz daha düşük, az zorlu hareketindeyiz şu an. Şunu alıyorum ben. Normalde büyük leg press'te hocam ben 140 kiloya kadar çıkmıştım iki ayakla. Şimdi burada 30 kilo. Bir deneyelim bakalım. Yapabileceğim mi? Bizi şuradan sonrasına bükmekte zorlanıyorum biraz. Ben geçmişini biliyorum. Potansiyeli biliyorum ama yine de şu anki durumu görmek açısından hala gözlemciyim. Tam düz olacak şekilde. Çok güzel. Yaparken büyük bir ağrı var mı? Yok. Eğer çok yok. Diğer bacağını kaldırmayı düşünüyorsan ellerini de kullan. Dengeyi sağlamak açısından. O zaman kaldırmıyorum başa. Devam ediyorum. Devam. Zaten bu hareketin devamı da artık çift ayak tutlama olur. Oo, o biraz artık içersin. Güzel. 10 kilo. Yeterli. Bunu yaparken mesela ağrı hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. İyi, gayet güzel. Ekstansiyon, flexiyon hareketlerinde ağrı yok yani. Gayet iyi aslında. Bu gerçekten titriyor. Güçsüzlük değil mi bu? Hissediyorsun. Hiçbir şey hissedemiyorum şu an. Sadece titriyor. Bitti hocam. Ve koskoca 2 haftayı geride bırakmıştık.
efsane bir ilerleme görmüştüm kendine ve artık topla çalışmalara, denge antrenmanlarına, ayağı güçlendikten sonraki futbol antrenmanlarına, kondisyon antrenmanlarına başlamıştık. Gerçekten çok mutluydum arkadaşlar futbola geri dönebildiğim için. Bu antrenmandan sonra hemen sahaya gidip kendimiz test ediyoruz. Neler değişmiş, neler gelişmiş. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar sizlere bunları izletebileceğim için. Evet, geçelim. Evet arkadaşlar, antrenmanlar son hızıyla devam ediyor. Gerçekten çok yorucu. Sol ayağımı iyi kullanmaya başladım gerçekten. Görüyorsunuz normalde yürüyemiyordum bir de. Şimdi hafiften koşmalara da başladım. Gerçekten iyi hissediyorum. Bakalım nasıl futbol oynayacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Üç ay sonra ilk defa depar attım. Yemin ederim çok kötü. Yaklaşık 1,5 haftalık bir serüvenin sonuna geldik Ece Hocam. Bakalım değişen ne? Oradan penaltı atamıyordum. Şimdi frikik atabileceğim, şut atabileceğim bir deneyelim. 5-10 tane şut çekelim, farkı görelim, okey mi? Eskiden bilenler bilir, kaleden kaleye atardım. Şimdi... Yeah! İlk golüm. Güzel hocam. Bu da teknik plaseydi. Ayakkabı yumuşaklık yapıyordu, çıkardım. Sel şut deneyeceğim şimdi. Gel. Evet hocam, 1,5 haftalık serüvenin sonuna geldik. Gerçekten pas atamıyordum. Penaltı çizgisine yetiştiremiyordum. Daha demin kaleden kaleye gol attım, gördün sen de. Gerçekten teşekkür ediyorum tekrardan emeklerin gayet için. Gayet güzel çalıştık. Bu süreçte kısa bir süreçti ama gayet verimli oldu. Yani kısa süreçte bu kadar verimli olması bizim için büyük avantaj ki geçmişinden dolayı zaten. Aynen. Gayet iyiydim. Daha fazla çalışarak, daha yoğun, daha güzel çalışmalar yaparak daha iyi yere geleceğinden de eminim. Süperdi. Aynen öyle. 10 bin like gelirse ikincisi gelecek demiyorum. Tekrar kaza geçirmek istemiyorum çünkü. O yüzden bence videoyu burada bitirelim artık hocam. Görüşürüz arkadaşlar. Sizinle de 10 bin like atın. Okey. Görüşürüz.